Önce şu alanda dikdörtgenler seçelim kaç tane var diye Buradaki dikeydeki çizgiler 3 tane 3 tane çizgiden 2 tane seçiyoruz Yataydaki çizgilerse 1 2 3 4 5 tane 5 tane çizgiden de 2 tane seçiyoruz Buradaki dikdörtgenleri buluyoruz artı Bir de şuradaki dikdörtgenleri hesap edelim Buradaki dikdörtgenler için dikeyde 1 2 3 4 5, 6 tane çizgi var. 6 çizgiden 2 tane yani 6 tane doğru var. Bundan 2 tane seçiyoruz. Diğer taraftan da 1, 2, 3 tane var yatayda da şunlar. O üçünden de 2 tane seçiyoruz. Ama burada şu bölmeyi iki yerde de ortak saydık. Buradakileri çıkaracağız. 2 kez saydığımız için. Şu bölmedeki dikdörtgenleri çıkaralım. Burada dikeyde 3 çizgi var. Yatayda da 3 çizgi var. 3 2, 3'ün ikilisi çıkarılacak ama. Toplama değil. 6 çarpı 3 çarpı 10. Artı 15 çarpı 3 eksi 9. Yani 30 artı 45 eksi 9. 75 eksi 9. 66. Doğru cevap A seçeneği. Önce toplam kişi sayısının ortalamasına bakalım. 4 tane oyuncu 10 yaşında toplam 40, 6 oyuncu 11 yaşında toplam 66 ve 4 oyuncu 12 yaşında toplam 48. 14 kişi var bölüyorum ortalama 11. İki gruba böleceğim. Bu ortalamaların ikisinde 11 olması gerekir. Hem karşılıklı eşit olurlar böylece, hem de genel toplam ortalaması zaten 11 olacak. Ona eşit olması gerekir. İki tane grup oluşturuyorum. Gruplardan birisi için 10 yaşında, 11 yaşında ve 12 yaşında. Diğer grubu da yine yazalım görelim hata yapmamak için. 10 yaşında Önce 11 yaşına bakıyorum. 11 yaşında 6 kişi seçemem. Çünkü en azından 1 kişinin öteki gruba kalması gerekir. Bu şartımız var. 5 kişi seçiyorum. 7 kişi olması gerektiği için de buraya 1 1 veriyorum. 5 kişinin yani 6 kişinin 5'i gitti. Buraya 1 kaldı. Bunlara da 3 3 kişi kaldı. İki tarafta da 6 kişi var. 7 kişi var şu anda. Ve seçme durumum da şöyle. 4 kişi içinden 1 kişi seçtim. 6 kişi içinden 5 kişi seçtim. 4 kişi içinden yine 1 kişi seçtim. Buraya kalanlar yani 3'ün 3'lüsü, 1'in birlisi, 3'ün 3'lüsü. Bunu hesaplamaya gerek yok. Bunun sonucunu 2'ye böleceğim. Neden 2'ye böleceğimi de söyleyeyim. Buranın cevabı 16 çarpı 6'dan 96 bölü 2 ve 48 çıkar neden ikiye böldüm söyleyeyim Bizde birinci grup ikinci grup diye bir ayrım yok şu yaptığım işlemde sıralama var Sıralamada birinci grubu seçiyorum kalan ikinci grup oluyor diyorum O yer değiştirmeyi de hesaplıyor bunlar ikinci gruba da geçebilir birinci gruba da geçebilir Bu işle yaptığım işlemde Sıralama Tamamen hesaplanıyor Ama bizde yer değiştirme yok örnekle de göstereyim mesela A B Bunlar 10 yaşında olsun. C'de burayı sileceğim sonra. Bunlar 11 yaşında olsun. Buradan 10 yaşında ve 11 yaşında birer kişi alayım. Grup yapayım. Kalanlar da diğer grup olsun. Şöyle yaparım. 2 kişiden bir kişi seçerim. Diğer 2 kişiden yani 11 yaşından bir kişi daha seçerim. Yanına kalan bir kişiden bir kişiyi diğer gruba koyarım. Kalan bir kişiyi de diğer gruba koyarım. 4 durum var. Bunu 2'ye bölelim diyorum ve cevap 2 diyorum. Gösterelim ikimi. A'nın yanına C gelse 10 ve 11 birer kişi seçtim. B de bir küme olur. Bu bir durumdur. Bir de A'nın yanına D gelebilir. B ile C de diğer grup olur. Bu da ikinci durumdur. İşte iki durum. Burada bizim için hani birinci grup A, C, ikinci grup B, D. Birinci grup B, D, ikinci grup A, C olabilir. Hesabı yapılıyor yani dört yaptığımızda bunun hesabını yapıyoruz. Oysa bizim için grupların bir farkı yok. Herhangi bir belirti yani belirli bir yere giden gruplar işte birinci sınıf, ikinci sınıf gibi bir ayrım yok. Hiçbir ayrım olmadığı için sadece iki grup yapıyoruz. O yüzden de ikiye bölüyoruz. Şunları silelim devamında tekrar 10 11 12 yazıyorum. Yapabileceğim ikinci şey de şu. 3 kişiyi buradan seçerim. 2 2 kalır. Diğerine de aynısı kalır. 3 2 2. Bundan başka durum yok. Bundan başka durum hesaplamaya çalıştığınızda şuna başa dönüyorsunuz. Yani şunu yapsam diğer grupta bu oluyor. Yine başa sarmış oluyoruz. Bunu hesapladık. Bundan başka durum yok. Bunun seçmelerine de bakalım. 4 kişiden 2 kişi, 6 kişiden 3 kişi ve 4 kişiden 2 kişi yine bunlar kalanlar olduğu için mecburen bir. Buranın cevabı 720 bölü 2'den 360. Topluyoruz 360 ve 48'i. 408 A seçeneği buluyoruz. Bu tokalaşma sisteminde herkes diğer kişilerle tokalaşmış oluyor. O yüzden her bir kişinin tokalaşma sayısı 19'dur. Ve birincisi doğru. İkincisi Birinci sırada gelen kişi en fazla tokalaşmıştır. Zaten 1 ve 2 birlikte doğru olamaz. Yanlış. Üçüncüsü tokalaşma sayısı 190'dır diyor. Buradaki 20 kişinin her biri 19 kez tokalaştı. 19 kişiyle tokalaştı. Ama bunu ikiye bölüyoruz. Çünkü A ve B kişisi olsun. A'yı B ile tokalaştı diye bir tokalaşma sayıyoruz. B'yi de C ile tokala, A ile tokalaştığı için bir tokalaşma sayıyoruz. Aynı tokalaşmayı iki kez saymış olduğumuz için ikiye bölüyoruz. 3 de doğru. 1 ve 3 doğru cevap B seçeneği. İki elipsin kesişiminde en fazla 4 nokta olabilir. 6 tane elipsin 2 tanesini seçiyorum ve 4'er 4'er er en fazla kesiştirme. 15 çarpı 4'ten 60 doğru cevap E seçeneği. Bir örnek üzerinde önce işlemi gösterelim. Burada satırlar ve sütunlar var. Satır veya bir tane sütun seçiyorum. Mesela şunu seçtim bu sütunu seçtim. Buradan iki tane beyaz seçiyorum. Sonra bir tane siyah seçiyorum ama bir tane siyahın bu satırda, bu satırda ya da bu sütunda olmasını istemiyorum. Yani beyaz seçtiğimle aynı satırda ya da sütunda olmasını istemiyorum. Diğerlerinin içinden seçiyorum. Bunu şimdi uygulayalım. Toplam 8 tane satır var. 8 tane satırın içinden bir satır seçiyorum ya da 8 tane sütunun içinden bir sütun seçiyorum. Çarpı Seçtikten sonra seçtiğim satırların hepsinde dört tane beyaz olduğunu görüyorum. Bu dört tane beyaz içinden iki tane beyaz seçiyorum. Çarpı. Herhangi bir satırda bu işlemi yaptım. Mesela bu satırdan iki tane şu beyazı seçmiş olalım. Bu satırı iptal ediyorum. Çünkü oradan seçemiyorum. Bir de bu sütunu ve bu sütunu iptal ediyorum. Burada toplam 8 kere 8'den 64 tane kare var. Bunun yarısı siyah yarısı beyaz. 32 tane kare kaldı. 32 kareden şuradaki 8 karenin dördü siyah. Bu dört kareyi, şuradaki 4 kareyi ve şu sütundaki dört kareyi seçemiyorum. Yani 12'yi seçemiyorum. Kalan 20 tane karenin içinden de bir tane siyah seçiyorum. 16 çarpı 6 çarpı 20, 1920. Doğru cevap C seçeneği. 4 teknik, 3 sosyal ve 3 diğer derslerin içinden 4 tane seçmeli ders seçiyoruz ve mutlaka içinde en az bir tane teknik ve sosyal olması gerek. Şöyle olabilir 2 2 0. Bunu hemen durumunu inceleyelim. 4 tane içinden 2 tane. 4 tane çarpı 3 taneden 2 tane ve diğerinden zaten 0 tane. İkinci durum 2 1 1 yapabiliriz. Yani 4 tane dersten 2 tane, 3 taneden 1 tane, 3 taneden 1 tane olabilir. Üçüncü durum 1 2 1 olabilir. Bu da 4 taneden 1, 3 taneden 2, 3 taneden 1 şeklinde. Son olarak 1, 1, 2 olabilir. 4'ün birlisi, 3'ün birlisi ve 3'ün ikilisi şeklinde. 3, 6, 18 artı 54 artı 36 artı 36. Bu sayıların toplamı da 144 olur. Doğru cevap D seçeneği. Toplukta 6 evli çift var. Yani 12 kişi var. Bu 6 evli çiftten 2 evli çift seçiyorum. 6'nın ikilisi şeklinde. Geriye kalıyor 4 kişi seçildiği için 8 kişi. Sonra bu 8 kişinin içinden de 2 kişi seçiyorum ama bu seçtiğim kişilerin burada 6 evli çiftin ikisi gidince 4 evli çift kalmıştı. 4 evli çiftin içinde bir evli çifti seçmiş olmak istemiyorum. İstemediğim durumu da çıkarıyorum. Yani 6'nın ikilisi 15, 8'in ikilisi 28, eksi 4'ten 24 çarpı 15, 360. Doğru cevap A seçeneği. Buradan 3 tane şekil seçiyorum ama şartım en az birinin renginin mavi ve en çok ikisinin şeklinin aynı olmasını istiyorum. Tüm durumum 8'in üçlüsü. 8 tanenin içinden 3 tane seçiyorum. İstemediğim durum şu 3 tane şekli aynı anda seçmeyi istemiyorum. Çünkü benim için şart en fazla 2 şekli aynı olabilir ya da bu üç şekli beraber seçmek de istemiyorum. Ya da şu üç rengin dört rengin içinden üç renk seçmek de istemiyorum. Çünkü bu dört rengi seçersem hiç mavi olmaz. Benim en az bir mavi şartım var. Burası 56 eksi 1 eksi 1 eksi 4 olur. Cevap 50 doğru cevap D seçeneği.